İnandıklarımız uğruna mücadele ederken bazen istemeden de olsa üzüyorduk çevremizdekileri. Kuzey'in bursu kesilmiş ama inanın buna ben sebep olmadım. Yemin ederim. Ne? Bursun mu kesilmiş Kuzey? Aziz! Farkında olmadan üzmüştü Nisan Kuzey'i. Çok özür dilerim. Ben bursunun kesildiğini bildiğini sanıyordum. Nasıl olduysan onu merak ettim. Etme. Benden uzak dur. Anladın mı? Özür dilemek bir erdemdi insanı yücelten. Ama Kuzey'in öfkesinin soğuk rüzgarı aklının alevini söndürünce göremez olmuştu Kuzey Nisan'ın pişmanlığını. Biliyordum ki Ali Rıza en ufak bir pişmanlık hissetmiyordu. Buz tutmuştu yüreği. Ali Rıza amca? Bu saatte sizin ne işiniz var burada? İyi ve kötü yan yanıdır derdi babaannem. İşte yüz yüzeydiler. Celladın peşimi bırakmamıştı hala. Doruk öyle çok benziyordu ki babasına. O da gözünü bile kırpmadan birinin canını yakabilirdi. En ufak bir pişmanlık bile duymadan. Saçmalama dostu dur. Burası sizin kayıkhaneye benzemez. Tek lafımla atıverirler seni. Çeneni kapalı tut o zaman. Ve habersizdi Zeynep içine girmekte olduğu çemberden. Sevdiği uğruna çırpınıp duruyordu o sadece. Ne yapayım Semra? Sen söyle ne yapayım? Dünyada her şeyin bir ölçüsü varsa eğer, sevginin ölçüsü de fedakarlıktı. Satacak yüzüğü. Laf dinletemedim. Merak etme Semra anne. Her şey yoluna girecek. Alo İskender. Tamamdır abi. Dövüşmeyi kabul ediyorum. Kuzey ustasına verdiği sözü yine ustası için bozmuştu aslında. Çok teşekkür ederim doktor bey. Ben sizi arayacağım. Görüşmek üzere. Hayırdır Ali Rıza amca, bir şey mi oldu? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Ne zamandır Ezgi ile ilgilenememiştim, onun için geldim. İşten güçten anca fırsat buldum. Sağ olun. Ben de sizi burada bu saatte görünce Ezgi'ye bir şey... Ara sıra hasta bakıcılara para falan vermek lazım ki kızla doğru dürüst ilgilensinler. Ezgi için yaptıklarınızı unutmayacağım Ali Rıza amca. Kendine gelince ona da anlatacağım bunları. Önemli değil, boş ver. Sen nasılsın bakalım? Canın sıkkın gibi biraz. Ben aslında açıkçası size biraz kırgınım. Bana mı? Nedenmiş o? Kuzey'in bursunu kesmişsiniz. Haksızlık değil mi bu? Nisancığım, o benim elimde olan bir şey değil ki. Nasıl, anlamadım. Vakfın sahibi siz değil misiniz? Anlaşıldı. Gel bakalım bir konuşalım biz seninle. Alo? Alo Remzi abi. Demek dükkandasın. Kuzey ben. Aziz Usta'nın Kuzey abi. Nasılsın? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? Pek iyi değilim abi. Bir derdim var. O yüzden rahatsız ettim seni. Rahatsızlık ne demek? Elimden gelen bir şeyse seve seve. Abi biz biraz paraya sıkıştık da. Usta tutturdu aile yadigarı yüzüğü satacağım diye. Yüzüğü mü satıyormuş? Evet abi. Birazdan senin yanına geliyor. Ben bir iki güne kadar halledeceğim meseleyi. Sen ne yap et caydır onu. Sen merak etme, elimden geleni yaparım. Benim aradığımı söylemesen. Söylemem, söylemem. Sen merak etme. Çok sağ ol abi. Ben en kısa zamanda uğrayacağım yanına. Hoşça kal. Güle güle. Evet. Gece şimdi başlayabilir. Pardon, bir bakar mısın? Ben de ondan içeceğim. Bu gece biraz daha atmak istiyorum. Bu içki sana sert gelir prenses.
Sana gazoz falan alalım. Sonra dağıtırsın falan, toparlayamayız seni. Sen beni daha hiç tanıyamamışsın. Bakar mısın? Emin misin? Sonra film kopmasın. Ya da kopsun. Kızım az kaldı. Şu parayı bir alayım da bir daha buraya uğrarsam ne olayım? Ediyorum acaba? Hiç partiye gidecek havamda değilim. Nisancığım, biliyorsun benim sahibi annenin ise başkanı olduğu vakıf başarılı öğrencilere burs verir. İşte ben de onu diyorum. Kuzey başarılı bir öğrenci olmasa ona burs vermezdiniz, değil mi? Evet. Ama biz üniversiteden bağımsız bir vakfız ve bağlı olduğumuz bir yönetmeliğimiz var. O yönetmelikte der ki, hakkında soruşturma açılan öğrencinin bursu kesilir. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Maalesef. Eğer Kuzey gerçekten Ezgi'nin hayatını kurtardıysa ona çok büyük haksızlık ediliyor. Keşke elimizden bir şey gelse. Ezgi için de elimizden bir şey gelmiyor. Nisancığım, arkadaşın için kendini toplaman gerekiyor. Biliyorum ama... Sen Ezgi için ne kadar üzülüyorsan, annen de senin için o kadar üzülüyor. Hayatına dönmen gerekiyor. İnan bana, derslerinle, hobilerinle ilgilenmek sana da iyi gelecek. Bunu yaparsan Ezgi'yi unutmuş olmayacaksın ki. Biliyorum. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Hem Ezgi hem kendi adıma. Hiç önemli değil. Sen kendine iyi bak yeter. Ben bir Ezgi'yi göreyim. Kusura bakma Remzi, seni bu saate kadar tuttum. Şimdi ne diyorsun? Almıyor musun bunu? Adamlarla senin yanında konuştuk Aziz. Piyasası yok bunun diyorlar. İyi o zaman. Sen almazsan ben de başkasına satarım. Yazık olur, yok pahasına almaya kalkarlar. Aile yadigarı, mundar etme. Bir değeri yoktu da neden bu kadar senedir bana sat diye tutturuyordun? Ya o başka. Ben sana takılıyordum. Bu senin kıymetli ya. İyi dedin, kıymetlim. Ama buna rağmen satıyorum. Şimdi senin beni geri çevirmen ayıp olmuyor mu? Bunca yıllık dostluğumuz var. Bak şimdi beni de zor durumda bırakıyorsun Aziz'cim. Dostluk başka, iş başka. Başka değil Remzi. Verilen sözden dönmek ne dostluğa ne işe yakışır. Hadi eyvallah. Dur ya, o kahven duruyor daha. O kahvenin hatırı kalmamış Remzi. İçmesem daha iyi olur. Vay! Kuzey linklere geri dönüyor. Yürü be oğlum, kim tutar seni? Yapma be oğlum, zaten canım sıkkın. Neden be oğlum? Ustam aile yadigarı yüzüğü satmaya kalktı okul taksitini ödeyebilmek için. Gerek kalmadı, ben hallettim deseydin. Dedim. Ustam hiç gerek yok, ben hallettim. Dövüşeceğim, getireceğim sana parayı dedim. O da bir sevindi, bir sevindi. Lan oğlum, adam bunlara bulaşmayayım diye satmaya kalkıyor zaten yüzüğü. Ha, doğru ya. Biraz zor anlıyorsun ama. Tamam be oğlum, asma suratını. Akrep'le dövüşünce kendine gelirsin sen, bir şeyin kalmaz. İskoç. Hı. Ben aslında dövüşmek istemiyorum be.
ustam o yüzüğü satmaya kalkınca mecbur kaldım. Ya sonuçta öyle ya da böyle dövüşeceksin değil mi? O yüzden kalk hadi biraz antrenman yapalım. Ya bağlı ne olur. Kalk hadi. Kalk kalk kalk. Acı yok. Acı yok. No kalk. Pain. No pain. No pain acı yokun İngilizcesi. Hadi oğlum hadi. Dur. Vur şuraya bir tane. Bir tane şuraya vur. Lan, saçmalama. Vur şuraya bir tane. Allah. Ah. Boşluğuma denk geldi. Tamam olsun önemli değil. Kalk. 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 Kalk dedim oğlum, sana. Kalk. 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 Bak şimdi aldın akrebi karşına aldın. Sağa vurdun. Sola vurdun. Kroşeyi yapıştırdın yerde. Ne kal. Adrian. Adrian. Bırak ya sağa. Oğlum kalk 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 kalk. Kalk dedim sana. Kalk. Tamam yapma. Yapma tamam. Oğlum dur. Duramam. Durmak yok. Durmak yok. Yürü. Yürü abi. Yürü durmak yok. Anam boşluğum geldi lan. Ya Doruk, bir tane daha alsana. Benim kafam çok güzel oldu. Tamam artık, frene bas. Yoksa kaportayı dağıtacaksın. Üf, eğleniyoruz işte biraz. Hadi. Böyle giderse kesin bir rezillik çıkacak. Az sonra soyunup ortalıkta dans etmeye başlarsan hiç şaşırma. Onu da yaparım. Ne var? Şu sıkıcı hayatta biraz renk gelmiş. Yok artık, saçmalama İrem. Saçmalamayayım mı? Ben daha bir şey yapmadım ki. İyi misin? Ay pardon. Vay vay vay. Ortam karanlık ama kız maşallah pırlanta gibi. Merhaba güzelim. Buyurun, ne alırdınız? Yeterince içtim. Yemeğe geçelim diyorum. Ne dersin? Toprak. Ne haber Nisan? Ne yapıyorsun? İdare ediyorum. Ama sen pek iyi değilsin galiba. İrem'le gerildik yine. Ona canım sıkıldı. Bıktım bu kızın kaprislerinden. Ne oldu yine? Parti varmış gidelim dedim. Benim de keyfim yok biliyorsun. İstemedim. Tabii ki İrem Hanım da bozulup tek başına gitti partiye. Doruk'la gittim. Ama aklım onda. Ne dersin? Birlikte gidelim mi? Hem İrem sevinir hem biraz kafamız dağılmış olur diye düşündüm. Aslında hiç parti havasında değilim ama... Ben de. Ama ne bileyim. Biraz değişiklik olur belki diye. Tamam gidelim. Bir kadeh içer çıkarız. Hem İrem'in gönlünü almış olursun. Okey. Neredesin? Geleyim alayım seni. Hoş geldin hayatım. Canım. Geçsene. Yok hayır hiç geçmeyeyim. Hazırsan hemen çıkalım. Hazırım hazırım. Aydın Hanım çantamı getirir misiniz? Sen Feryal'i aradın mı? Aradım ama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz mi yapalım diyorsun? Yani emri vaki yapmazsak evden çıkaramayız. Geliyoruz desem hazırlık yapmaya kalkar. Haklısın. Baskın basanındır deriz. Onu da alır çıkarız. Deniz kenarına gidelim diyorum. Şöyle kordon boyu eğlenceli bir yerlere ha. Çok iyi düşünmüşsün Aydancığım. Feryal'i çok ihmal ettik. Deniz havası hepimize iyi gelecek. Ah, çok teşekkür ederim. Kanka bir dur. Bittim ben ya. Koş İskender koş. Hadi terim soğumasın. İyi de ben seninle niye koşuyorum abiciğim? Bana bak beni bu işe bulaştıran sensin. Ben ne acı çekiyorsam aynısını sen de çekeceksin. Koş! Allah Allah! Allah Allah! Oğlum sen akrep de ben dövüşeyim. Kızdırma vallahi onu da yaparım İskender. Allah'ım yarabbim ya. Heh.
Fena değil. Ne yapıyorum lan ben burada? Hoppala. Yine sorgulamaya başladı. Abicim senin okul taksizin için buradayız, unuttun mu? Şimdi hatırladım, ben yapıyorum. Ama ben bıktım artık senden, ben senden bıktım artık ya. Senin bu gelgitlerin beni bitirdi abicim, bitirdi ya. Bir tamam diyorsun, bir hayır diyorsun. Tamam, git söyle Aziz Usta'ya satsın yüzüğü. Git, git söyle satsın yüzüğü ya. O yüzüğü sattırmam İskender. O zaman dövüşeceksin kardeşim, o zaman dövüşeceksin. Sana şunun garantisini veriyorum, yüzüğün dövüşü olacak bu. Kuzey, Akrep. Vay inanılmaz para dönecek bu dövüşe kardeşim. Ben biliyorum, garantisini veriyorum bunu sana ya. İskoç be. Ha, çok konuşuyorum be kanka. Kanka kırıcı oluyorsun ha. Kırıcı değil, koşucu. Hadi koş. Haber? İşte. Nasıl olsun? Asma artık suratını. Gidiyoruz işte. Sadece İrem değil ki. Annemin durumunu biliyorsun. Bu aralar her şey çok üst üste geldi. Feryal teyze kötü mü? Yok. İyi de. Başka bir şey mi var? Bana doğruyu söyle. Yok ya. Ne olsun. Senin şımarık kardeşinle uğraşıyoruz işte. Tam arayı düzelttik derken yeniden arıza çıkarıyor. Takma kafana. İrem de böyle işte, büyümüyor bir türlü. Ama önemli olan sizin sevginiz. O sevgiyle her şeyin üstesinden gelirsiniz, merak etme. Aa, hiç yakışmıyor sana böyle beş karış surat. Gül bakayım azıcık. Cık, olmadı bu, beğenmedim. Daha içten, daha samimi bir gülüş rica edeyim. Siparişle olmuyor bu işler. Niyeymiş? Ben siparişle senin peşine takıldım ama. Vallahi hiç parti havamda değilim. Sırf sen istedin diye kalktım geldim. İyi yaptın. Orada ikimiz de açılırız belki. Göreceğiz bakalım. Ortam süper ya. Doruk, biz bunu bir daha yapalım oldu mu? Sen iste, ben her zaman varım tatlım. Söz ver. Söz. Bir daha ver. Söz. Ne yapıyorsun sen be? Hiç yüz vermiyorsun ama. Hadi gel. Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Orada bana numaralarını göster. Sapık mısın lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Yoksa sertlikten falan mı hoşlanıyorsun sen ha? Bırak beni hayvan herif. Ne var lan? Eğer hemen bitmezse Doruk Yalçın'la tanışma şerefine erişeceğiz. O Doruk Yalçın'ın ben anasını. Ay kaldırmış. Kaldırın onu buradan. Doruk ne yaptın? Doruk. Nasıl Doruk? Kızı bir söyledim. Bir dakika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Feryal yok mu? Necdet, ayağına ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Yani... Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Leyla'cığım, hoş geldin. Ne duruyorsunuz kapıda? Geçsenize içeri. Geçmiş olsun Feryal'cığım. Bizim haberimiz yoktu. Rahatsız etmeyelim. Ne rahatsızlığı? Önemli bir şey değil. Küçük bir ev kazası. Buyurun lütfen. Gel canım.
Nereye kayboldu bu kız ya? Bakar mısın? Hani senin şu kavga eden arkadaşın nerede? Bilmem, kuliste olabilir. Kulis nerede? Şurada, ileride. Tamam, eyvallah. Afiyet olsun. Oraya gerçekten çok ihtiyacım vardı. O herif yüzünden eşimden de oldum. Allah kahretsin. Ben patronu ikna etmeye çalıştım ama olay çıkaranları istemiyorum dedi. Üzülme bak, en azından bir 500 lira verdi. 500 mü? Allah kahretsin. Üzülme artık, olan oldu. Bak, benim şimdi gitmem lazım. Sen de fazla oyalanma buralarda. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Merak etme, bu hayatta hiçbir şey karşılıksız değil. Lafı fazla uzatmayacağım. Sana bir teklifim var. Eğer benimle bir gece geçirirsen, sana 10.000 veririm. Sen beni arkadaşlarınla karıştırdın herhalde. Daha önce de kartımı vermişti. Ama belki kaybetmişsindir, buyur. Ya deli misin, manyak mısın sen, beni ne sandın be? Para az geldiyse pazarlık payı var, merak etme. Orta yolunu buluruz icabında. Bu arada hemen cevap verme. Teklifimi bir düşün. Duruma göre ararsın. Söylüyorum şu tamir işini ustalara bırak diye. Ama dinletemiyorum. Necdet'in merdivenlerin tepesinde mutfak dolaplarını tamir ederken düşünebiliyor musunuz? Görünmez kaza işte. Görünmez olur mu canım? Kaza resmen ben geliyorum diye bas bas bağırdı ama bizimki duymadı. Aman neyse canım, gelmiş geçmiş olsun. Necdet'ciğim, ucuz atlatmışsın. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür bu kadarıyla atlattı. Feryal'cim, sen nasılsın? Ben iyiyim. İyiyim, toparladım. Hayatım, şekeri verir misin? Tabii. Sağ ol. Şu minderi de arkana iyice al. İncitme beni. Sonra uğraşırız. Aslında biz seni kaçırmaya geldik Feryal. Ah. Ama şimdi Necdet'in sana ihtiyacı var. Başka bir zaman artık. Çok düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Necdet de rahat rahat dinlensin. Otursaydınız daha. Çaylarınızı da içmediniz. Yok canım, biz gidelim artık. Geçmiş olsun. Helal olsun kardeşime be. Çok iyi biliyorsun oğlum. Performansından hiçbir şey kaybetmemişsin. Oğlum dur, yavaş, beni de mi yere sileceksin lan? Oğlum bunu öldüreceksin. İskender.
Abi pardon, kopmuşum ben. Yok oğlum, önemli değil de. Sen var ya, akrebi de böyle vurursan herif bir hafta komadan çıkamaz ha. Akrep falan umurumda değil İskender. Okula geri dönmem lazım. Ustama verdiğim sözü tutmalıyım. Başka çaresi yok. Neyse tamam, bunları düşünme şimdi. Dövüşe odaklan. Hadi devam edelim. Hadi. Vay vay vay. İrem Hanım'a bakın. Harbiden kopmuş film. Bizi hayatta almazlardı buraya. Nerede ki bunlar? İrem? İrem? Seni. Yürüdüm biraz. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Alacağım diye çağırmadı mı seni bu adam? Ne bileyim ben. Önce alacağım dedi, sonra vazgeçmiş işte. Yok, piyasası yokmuş. Yok, satmasanmış. Yok, mundar olurmuş. Dur bakalım, sinirlenme. Her işte bir hayır vardır. Gün doğmadan neler doğar. Bekleyecek zamanımız kalmadı Semra. Bunca emeğimiz boşa gidiyor. Bir an önce çözüm bulmamız lazım. Aa, Nuri Bey'den istesek. Biliyorum sen borç almayı sevmezsin ama. Kuzeyim için her şeyi yaparım ama bu kadar para onda ne arar? Emekli ikramiyesini aldı ya. Hani dedim belki. Bak bunu iyi düşündün ha. Bir konuş istersen. İsteyenin bir yüzü kara. Olmaz derse başkalarına sorarız. Kuzeyim için can feda. Duruk! Delirdin mi sen? Ya eğleniyoruz işte, bıraksana. Yürü İrem, yürü, gidiyorum. Ya bırak dedim, bıraksana. İrem, gitmiyorum dedim, yürü. Ya sen nasıl izin verirsin buna? İrem sahnede o haldeyken bile oturup onu mu izliyorsun? Ya söyledim ya, kız sarhoştu. 2 dakika ortadan kayboldum. Geldiğinde sahnedeydi. Hem abartma bu kadar. Kız biraz eğlendi işte. Eğlence ha? Boşlarım onun eğlencesine. Sakin ol. Ya bıraksana beni, dans etmek istiyorum. Bırak. Sen de gel. Kendine gelir ab. Ne yaptığının farkında değil. Büyü artık, yetişkin gibi davran. Toprak, sevgilim, sevgilim. Lan bırak. Abla. Tamam. Geçti, tamam. Sen istediğin. Hanımlar, buranın tadı kaçtı.
İsterseniz sizi evinize bırakabilirim. İyi olur. Allah Allah. Yolunu kaybetmiş yıldız gibi yalnızlığa boğulsan da aldırma. Yüzünü kırptım her anda, değilsin istediğin bu dünya değişmiyor. Kaybolma derin sulata. Günaydın ablacığım. Gelebilir miyim? Gel tabii. Abla. Merak etme. Anneme bir şey söylemedim. Ama bu söylemeyeceğim anlamına gelmez İrem. Abla, inan ki çok üzgünüm. Yani toprak partiye gelmeyince çok üzülmüştüm. İçkide biraz fazla kaçırınca... Toprak gibi iyi bir çocuğu üzmeye hakkın yok İrem. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ne olur anneme söyleme. Tamam. Ama bir şartım var. Ne istersen yaparım. Topraktan özür dileyeceksin. Ve kendini ona affettireceksin. Büyük ihtimalle beni terk edecek. Bir daha yüzüme bakacağını zannetmiyorum. Ben de gelirim seninle. O zaman seni dinlemeye mecbur kalır. Of. Kızlar. Kahvaltı ediyorum, duymuyor musunuz? Aa, anneciğim, biz de bugün topraklara gidecektik de... onu konuşuyorduk anneciğim. İyi olur. Necdet'e de geçmiş olsun dersiniz. Ha, bu arada akşam Aliza Bey'i yemeğe davet ettim. Çok iyi olur anne. Çok ilgilendi Ezgi ile. Teşekkür etmiş oluruz. Tamam. Hadi hadi kahvaltıya. Geliyoruz anne. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Nasılsın? Enişte. Otursana. Kaçıyorum ben. İki lokma yemeden nereye gidiyorsun? Otur bakayım. Yok Selma anne, canım istemiyor zaten. Okulda da işlerim var. Görüşürüz. Kuzey. Oğlum kendini de okulunu da ihmal etme. Onlar ne derse desin, sen dersine devam et. Bir hal çaresini bulacağım elbet. Afiyet olsun. Baba ne yapacağız? Kızım hadi sen bize birer keyif çayı koy bakayım. Aziz Bey. Sabaha kadar uyuyamadım, düşündüm. Evi ipotek ettireceğim. Sen nasıl uygun görürsen öyle yap Aziz Bey. Varımız yoğumuz çocuklarımızın değil mi zaten? Öyle. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Of. Ne yapacağız ya?
Güle güle kızlar, sıkıldım sizden. Bakalım dövüş dünyasında neler oluyor bu gece. Kemik sesi duyabilecek miyiz? Neydi lan bunların şifresi? Bakalım bakalım. Bugün ayın kaçı? Bu gece dövüş var mı? Ulan bu. Kuzey bu. Oha. Bu herif dövüşçü müymüş ya? Vay anasını be. Öyleymiş hakikaten. E bu salak bizden niye dayak yedi o zaman? Allah Allah. Dur dur dur. Kesin buradan da bir eğlence çıkacak bize. Oğlum, neyin var senin? Niye hiçbir şey yemiyorsun? Bir şeyim yok anne. Gayet iyiyim. Uykumu alamadım galiba, ondandır. Oğlum, unutmadan. Dün Leyla ile Aydan geldi. Babanın durumunu gizledik tabii, tamam? Mutfak dolabını tamir ederken düştüğümü söyledik. Ben bakarım. Günaydın Toprak'cığım. Günaydın. Günaydın. Girsenize. Günaydın. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Necdet amcacığım, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Toprak, biraz konuşabilir miyiz? Bahçeye çıkalım. Afiyet olsun. Sağ ol çocuğum. Selam. Sana da selam da. Ne bu surat abicim? Boş ver, hadi. Ya abicim, bak son bir kez dövüşeceksin, tertemiz paranı alacaksın. Ne var bunda bu kadar düşünecek anlamıyorum ki. O kadar kolay değil. Ustama yalan söyledim. İçim hiç rahat değil. Sen bu yalanı ne için söyledin abi? Herkesin iyiliği için söyledin. Başka çaren var mı? Yok. Bana bak, o ringe çıkıyorsun. O akrep denen ağzını burnunu kırıyorsun. Sonra paranı alıyorsun, arkanı dönüyorsun ve hiçbir şeye karışmadan çıkıp gidiyorsun, anlaşıldı mı? Hadi şampiyon. Bak bakayım bana. Ulan sen doğuştan mı karizmatiksin yoksa sonradan mı oldun? Ulan yürü ya. Dur dur. Burada değil. Sabun fabrikasında. Hadi. Toprak, çok özür dilerim. Çok sarhoştum, pişmanım. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Anlam veremiyorum İrem. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hiç mi utanmadın? Çok sarhoştum sevgilim. Bana sevgilim deme. Toprak, baksana İrem ne kadar pişman. Herkes hata yapar. Önemli olan bu hatasını anlamış olması. Hem ben İrem'e kefilim. Ya söz veriyorum, bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Bak İrem. Sana ve ilişkimize son bir şans vereceğim. Ama ne olur,
Biraz büyü. Doruk arıyor. Kesin dün geceyle ilgili bir şey diyecek. Efendim Doruk. Nisan, Ezgi ile ilgili acayip bir haberim var sana. İrem'le toprağa da haber ver. Ne diyorsun sen? Açıkça söylesene şunu. Gelin benimle de kendiniz görün neyin ne olduğunu. Yoldayım. Gelip alayım mı sizi? Evde misiniz? Topraklardayız. Doruk şunu... Ezgi ile ilgili bir sürprizim var diyor ama ne olduğunu söylemedi. Gözlerinize görün dedi. Birazdan gelip alacakmış bize. Alo? Ali Rıza merhaba. Bak erkenden arıyorum işlerini ayarla diye. Şahane et yaptırıyorum. Tam sevdiğin gibi. Çok naziksin Leyla'cığım. Ama bu akşam... Nasıl yemek yemiyor musun? Birlikte yeriz işte. Evet, evet. Haklısın da zahmet vermek istemem. Ne zahmeti? Kadın yapıyor her şeyi. Bak bu kaçıncı reddedişin? Kırılıyorum ama. Haklısın. Haklısın tamam. Geleceğim. Ya sen kaçta gelirsen gel. Ben beklerim seni. Ben gelmeden ararım zaten. Hem çocuklardan da konuşuruz biraz. Çok iyi olur. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Akrep denen herifin senin karşında hiç şansı yok biliyorsun değil mi? Bir sağ bir sol herif nakavt. Sana meydan okumak neymiş ki görsün. Kemiklerini kırdırmaya bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum. Bu sefer önceki kadar merhametli olmam haberin olsun. Merhametli olsan kaç yazar lan? Sen sus lan oyuncak ayı. Otur aşağı bir fikleme. Kuzey kızdı. Benden çekinmene gerek yok. İzin veriyorum konuşabilirsin. Ringde konuşsak diyorum. Konuşuruz. Orada da konuşuruz. Dikkat et de lafların ağzına tıkılmaz. Abi bu ağzını öyle bir kır ki bir daha insan içine çıkamasın. Ringlerin yanından bile geçemesin anladın mı? Sürprizimi görünce hepinizin dibi düşecek. Sayemde müthiş bir gece geçireceksiniz. Doruk bak yine bir oyun oynamıyorsun değil mi? Oyun saatim daha gelmedi Nisan'cığım merak etme. Görecekleriniz bir hayli gerçek. Ya nereye gidiyoruz abicim adam gibi söylesene şunu. Söyleyemem kanka. Sürprizi kaçar. Gidince hepiniz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sizin için. Denize yürüyün. Hadi. Tapuyu buldum. Yarın Gökbey Bey ile konuşup işlemleri başlatacağım. Ne işin başlatacaksın baba? Baba ne oluyor? Yarın kiminle konuşmaya gideceksin diyorum. Kuzey'in bursunu ödemek için evi ipotek ettirecek baba.
Senin sürpriz dediğin bu muydu abiciğim? Dövüşe getirdin yani bizi. Bari Ezgi'yi karıştırmasaydın. Dövüşe gidelim diyebilirdin. Ne var yani? Şşş. Yürüyün, kendi gözünüzle görün. Ayışlar atılmıştır beyler.